arkadaşlar Merhabalar Bu videomuzda da yine süper düğüm yöntemi ile ilgili 3. örneğimize devam ediyoruz şimdi burada yine bunun süper süperno olmasının sebebi bu noktalardaki voltaj kaynaklarının etrafında kalan e, kısımlardan bir tanesinin e, toprak olmayacak olması e, Dolayısıyla buraya toprak olarak alarak soruyu çözmeye başlayalım isterseniz. Bu bölgeyi toprak aldıktan sonra bana bu arada sorulan V0'yu bul diyor. Şimdi mantıken burayı toprak aldıktan sonra bu kısmı otomatikman biliyoruz artık bunu. V0 düşer. Burası da V0 oldu. Şöyle yazalım bunu. Daha sonrasında ise şurası da V0 olur. Şimdi V0'ları belirledikten sonra diğer node not bölgelerimiz ise e, nereler kaldı? Şuralar kaldı. Buralara da farklı nod'larla isimlendiriyoruz. V1. Buraya da otomatikman V2 diyelim. Şimdi not isimlendirmelerini yaptıktan sonra denklemlerimizi yazmaya geldi. Biliyorsunuz ki e, süper nodda benim Yazdığım işlemde tek bir e, nodu varmış gibi düşünüyordum. Tek bir node varmış gibi nasıl düşüneceğiz? E, mesela burada V1'den başlayalım. V1 için olan nodu yazalım. V1 ve toprağa göre baktığımızda 2 kilo ohm için V1-0 bölü 2, 2 kilo ohmdan şuraya yazıyorum bakın. V1 bölü 2K. Ve hep toplama işlemini kullanıyorsunuz. Daha sonrasında ise V1 ile bakıyorum etrafımda başka ne var bu nodun e, yani düğüm bölgesinin etrafında. Voltaj kaynağı var onunla işim yok. V2'ye geçiyorsunuz hemen. Bu kez V2 ile ilgili sadece yazabileceğim yine voltaj kaynağını düşünmüyorsunuz. 5 kilo ohm var 5 kilo mu yazıyoruz. 5 kilo ohmla ilişkisine V2 bölü 5K. Daha sonrasında ise bakıyorum Süper düğüm uygulayabileceğim yerde V1 var, V2 var ve voltaj kaynağı yokmuş gibi davrandığım zaman bu tarafa geçtiğimde V0 var. Ve V0'nun 4 kΩ'la olan ilişkisi V0-0 bölü 4K'dan yani direkt V0 bölü 4K'yı yazıyorum. Ve daha sonrasında ise denklemime bakıyorum başka bir şey ekliyor, ek, eklememe gerek var mı? Mesela bir akım kaynağı vesaire var mı diye baktım da olmadığını gördüğüm için de bu denklemi rahatlıkla 0'a eşitleyerek sonlandırıyorum. Peki şimdi buraya baktığınız takdirde 3 tane bilinmeyen var. V0 bilinmiyor, V1 bilinmiyor ve V2 bilinmiyor. O zaman benim 3 tane denkleme ihtiyacım var. Fakat elimde şu anda sadece 1 tane denklem var. Dolayısıyla benim ne yapmam gerekiyor? Tabii ki ikinci ve üçüncü denklemleri yazmam gerekiyor. Ama bu noktada bana süpernodu yazdığım o voltaj kaynaklarımız, gerilim kaynaklarımız bana rahatlıkla e, ilişkileri şu şekilde gösterecek. Dikkat edersek eğer 30 voltlu kaynak için düşündüğümüzde artı kısmındaki V0 ile eksi kısmındaki V1'i çıkartırsam bana neyi verecekti? İkinci denklem olan V0 eksi yani artı kısmındaki V0 eksi eksi kısmındaki V1'i çıkartırsam eğer bana otomatikman voltaj kaynağının değeri olan 30 voltu vermesi gerekiyor. Daha sonrasında ise 20 voltluk için e, kaynak için de aynı işlemi yaparsak eğer yine artı kısmında V0 var eksi kısmında da V2 var. Dolayısıyla bu ikisinin farkında da yine 20 voltluk kaynağı elde etmem gerekiyor. Şimdi dikkat edecek olursanız artık elimizde 3 tane denklem ve 3 tane bilinmeyen var ki bana bunlardan V0 soruluyordu. Dolayısıyla 3 bilinmeyen 3 de denklemin varsa benim rahatlıkla bu bilinmeyenlere ulaşabilirim. Şimdi şu denkleme eğer ki mesela birinci denklem dersek şu kısma şöyle yapalım şu kısma birinci denklem diyelim. Şu kısma ikinci denklem diyelim. Buna da üçüncü denklem diyelim. Birinci denklemi şöyle tekrar düzenleyelim. Çünkü burada 2K, 5K ve 4K var. Birinci denklemi düzenliyorum. Şimdi 2, 5 ve 4'ün birleştiği EBOB'unu, şey, EKOK'unu bulmamız lazım. E, 20'de birleşir bunlar. Dolayısıyla bunları, bunu 10 ile genişletirsem, bunu 4 ile genişletirsem, bunu da 5 ile genişletirsem eğer, şöyle bir denklem elde ederim. Karşı taraf sıfır olduğu için 20k otomatikman kaybolacak ve 10 şu 10 arkadaşlar, 10v1 artı 4v2 artı 5v0 eşittir sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci denklemi de bu şekilde düzenledikten sonra, dilerseniz bu üç bilinmeyeni hesap makinemizde nasıl çözeriz? Şimdi ona bir göz atalım ve V0'yu bulalım. Derseniz köklerimizi hesap makinemizde hesaplayarak işlemimizi sonlandıralım. Öncelikle tabii ki hesap makinemizi açıyoruz. Daha sonrasında ise elimizde 3 tane denklem var. Dolayısıyla bu üç denklemi çözebileceğimiz mod kısmından equation kısmına yine giriyoruz ve burada 3 tane bilinmeyeni temsil eden 2 numaralının karşısındaki olan x, y ve z olduğu için 2'ye basarak o kısmı seçiyorum. Bu seçme işlemini yaptıktan sonra birinci denklemimizin katsayılarını şu şekilde gireceğim. V1'i, V2'yi ve V0 sıralamasıyla sanki V0'ı üçüncüsü olarak kabul etmiş olacağım ve hepsinde aynı sıralamayı bozmadan gireceğim. Peki bu ne demek? Mesela birinci denklemimizde burada V1'imiz kaç e, katsayısı? 10. Onunla başlıyorum birinci denklemimizde. E, V1'in katsayısını girdim önce. Daha sonrasında V2'nin katsayısı 4, onu girdim. Ve sonrasında ise v omuzun katsayısı 5, onu giriyorum. Yani V1, V2 ve V0 sıralamasıyla girdim ve eşitleri olan eşitliğin karşı tarafını D kısmına 0 olarak yazıyoruz bu şekilde ve birinci denklemi tamamladık. Daha sonrasında ise ikinci denklemde V1 ile başlamayı unutmuyorum. V1'in katsayısı eksi 1 olduğu için önce onu yazıyorum. Sonra ikinci denklemdeki v0 eksi v1'deki v1'in katsayısı olan eksi 1'i girdikten sonra v2 katsayısı olmadığı için 0 giriyorum. Ve daha sonrasında ise v0'nun katsayısı 1 olduğu için onu giriyorum. Ve bu denklem 30'a eşit olduğu için d kısmına da eşit olan 30'u giriyorum. Ve bu şekilde üçüncü denkleme geçmiş oluyorum. Burada da bu kez v1 olmadığı için sıfırla başlıyorum. v1 yok elimde. v2 değerinde ise katsayısı eksi 1. Onu girdim. Daha sonrasında ise üçüncüsü olan V0'nun katsayısı 1. Onu yazdım. Ve son olarak bu denklemin eşit olan 20 değerini yazdım ve artık denklem sistemimi hazırlamış oldum. Daha sonrasında ise artık eşittire basarak sırasıyla V1, V2 ve V0'yu göreceğim. V1 x'i, V2 y'yi, V0'daki benim asıl aradığım cevap onunla da zt o değeri göreceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Evet şu an gördüğümüz ilk değer X için demiştim ki V1'i göreceğim. Aşağı iniyorum. Y için yani V2 değerimiz için 0 volt görüyorum. Ve son olarak V0 dediğimiz yani Z kısmı için Z gelecek. Ve o V0'da bizim aradığımız cevap olan 20 volt olarak bu şekilde V0'yu buluyoruz arkadaşlar. Demek ki V0 değerimiz 20 voltmuş. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.